Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden devam ediyor. Yine şikayet var değil mi hocam? Ne yani? O iki çocuk yüzünden bizim çocuklarımızın da mı gösterisi bozulur? Olmadı. Senin yüzünden zaten gösterimiz bozuluyordu. Sabahleyin mesaiye başlıyorum. Onlar da başlıyorlar. Hep şikayet, hep şikayet ya. Öğretmenim, belli ki bizim çocuklar bu oyunu başaramayacak. Yani biz diğer ailelere haksızlık etmeyelim. Nasıl yani? Bizi ileri yolda bırakmayacaksınız değil mi? Peki ya başaramazlarsa? Bu başarısızlıkta bizim çocuklarımızın suçu ne? Ben onlara inanıyorum. Başaracaklar. Kötü karakter olmasın galiba. Ya ne oldu? Tüylerim diken diken oldu. Ay, gerçekten. Evet ben de. Ben de kötü karakter ilk başta dedim ki güzel zaten. Güzel oynamışsınız ama. ilk geldiğinde senaryo dedim ki nasıl yani ben de nasıl bir ay iğrenç bir anne olmuşum ben burada dedim ama çok güldük tabii ekiple beraber. Öncelikle tüm ekibe sevgilerimi iletiyorum. Burada size de çok teşekkür ediyorum. Size 28'inde galamız olacak. Biz de sizin gibiyiz. Down sendromlu çocuklarımız için yaptığımız bir kısa film. Bu yılda zaten Down sendromlu çocuklarımızla alakalı bir yıl özellikle üzerine basa basa bu sene tekrar bu konu üzerinde durulduğu için biz de onun öncesinde çekmiştik bunu. Fakat pandemi dolayısıyla galasını yapamadık uzun süredir. Bekledik ve en sonunda Allah nasip ederse 28 Haziran Pazartesi galasını yapacağız. Gala nerede olacak? Lüleburgaz'da çektik biz bu filmi. Orada olacak. Taşkıran Belediyesi özellikle yeni bir kültür merkezi açmış ve orada olmasını talep ettiler. Sağ olsunlar çok da destek olmuşlardı bize. Ya bu filmin önemli özelliklerinden birinden bahsedecek olursak içerisinde hem pek çok çocuğumuz rol aldı ama asıl ana karakterler Down sendromlu çocuklarımız. Evet. Ve onlarla yapılan çekimler saatlerce sürdü ama inanın hiçbir yani şunu yap bunu yap böyle hiç ona gerek kalmadan o kadar güzel alıyorlar ki aslında. Bizi o kadar duygulandırdılar ki böyle bir projede yer almaktan gerçekten çok çok mutlu oldum. Çünkü farkındalık adına çok çok önemli. Bence siz de takdir de edersiniz ki. Üzüldüm şimdi. Ya seyrederken bir anda inanın. Sonu iyi bitiyor değil mi? Sonu iyi bitiyor. Güzel bitiyor. Sonu onu söyleyeyim. Hep öyle umuyoruz zaten. Aman her şeyin sonu güzel bitsin ki böyle hassas bir konu. Son derece de önemliydi bizim için. Ve bu tarz projelerde ben her zaman gönülden, yürekten varım. O ailelerin, onların yanında olabilmek için. Çevremizde arkadaşlarımızın çocukları var. Sanatçıların çocukları var. Tanıdığımız büyüklerimizin çocukları var. Özel ilgi alaka gerekiyor. Hepimizin çocukları değil mi onlar? Büyüdükçe yani. Kirleniyoruz. Ya evet, biz böyle miydik? Değildik. Gerçekten. Biz çok ön yargılı oluyoruz. Belki de bu ön yargılarımız madende de var işte. Var her şeyde. Orada da iletişim önemli. Bakın ne güzel bilim ortaya koymuşlar farkındalık yaratmak için. Belki de madenler için de böyle bir şeyler gerekiyor hocam. Yani iletişim. Bir de tabii doğru iş. İyi iş, iyi insanlarla düzgün iş değil mi? Yani hani sonuçta hepimiz bunlar siz bahsediyorsunuz 120 metre altta diyorsunuz. Daha çok yani aa, hiçbir şeye bakmamışız. Yani, başlamıştayız daha biz. Yani neler var bilmiyoruz. Daha neler burada var keşfedeceğiniz. O kadar çok madem işte, yani, keşfedilmeyi bekliyor ki. Ya yavaşça bunu böyle hani iletişimle herhalde ilerletmek gerekiyor benim anladığım o yani farkındalık. Daha çok keşfetmemiz gereken evet doğru mu? Maden deyince hocam mesela bir şey yapıyor muyuz? Yani aslında biliyor muyuz ne kadar tür maden olduğunu veya bir yaklaşık bir fikir mi var? Şimdi öyle? Bakın Türkiye tür açısından zengin ama bizim büyük ölçekli. Maden büyük ölçekli, büyük rezervi diyoruz. Maden kaynaklarını keşfetmemiz gerekiyor. Var ama çünkü var olduğunu şimdi bakın, biliyor muyuz? Yan sayıda inşaat sektörünü görüyorsunuz. Tamam, evet. İnşaat sektörüne baktığımızda Türkiye'nin yaklaşık 100 milli gelirinin %10'u inşaat sektörüdür. Evet öyle. Yani yaklaşık 750 milyar dolar desek 75 milyar dolar. Bu 75 milyar dolar inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu 27 kalemin 26'sı madenciliğe dayalı. Yani biz o 75 milyar dolarlık şeyin %85'ini maden ve madenciliği sanayilerden karşılıyoruz. Nasıl derseniz.
Şimdi çimento üretiyoruz. Hı hı. 2 milyar dolarlık. Biz cam üretiyoruz. 4-4,5 milyar dolarlık. Biz efendime söyleyeyim seramik üretiyoruz. 3-3,5 milyar dolarlık. Biz efendime söyleyeyim burada alçı üretiyoruz. Hı. Bütün o inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün kalemleri Türkiye üretiyor. Türkiye'nin sıkıntısı ne? Geldiğimiz noktada enerji ve metalik madenler. Bakırı, kurşunu, çinkoyu metal olarak üretemiyoruz. Neden? Çünkü büyük yatırımlar istiyor. Yapamıyor muyuz? Şimdi Türkiye daha madencilikte geride mi? Emekleme şeysinde. Hmm. Büyük yatırımların olabilmesi için ne gerekiyor? Bir, para gerekiyor. Devletin her sektörde gelişmenin yolu teşvik. O sektörü sermaye girişini arttıracak gerekli düzenlemeleri yapmaz. Yani devlet ortamı hazırlarsa herhangi bir alanda o alanda gelişme olur. Şimdi madencilik sektöründe de büyük kurumsal yatırımcıların devreye girebilmesi için ne olması lazım? Bir, burada devletin koyduğu kurallar var. Öyle değil mi? Şimdi ben madenciyim. Madenler devletin. Kuralları kim koyacak? Devlet koyacak. Herkes uyacak buna. Vatandaşlar hepimiz uyacağız. Şimdi ben devletin koyduğu kurala, yasaya, kanuna, yönetmeliğe güvenerek bir yatırım yapıyorum. Ha, ondan sonra ne oluyor? Devlet diyor ki bir dakika her yerde madencilik yatırımı yaptırmam. Nerelerde yaptırmam? Sıkalım. Milli parkta sakın ha. İşte arkeolojik alanda hayır. İşte sit alanları hayır. Ama doğrusu o değil mi? Efendim? Doğrusu. Tabii doğru. Yani tabii ki nerelerde madencilik faaliyetini yaptırmayacağını baştan belirliyor. Söylemedi. Baştan. Peki. Devam edebilir miyim? Bitireyim. Hemen 10 dakikamız ve kaldı. Sonuçta tamam diyor. Bak buralar ben koruma altında buralara izin vermem. Tamam. Bu nasıl oluyor? Bütün ilgili kurumlar Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne bildiriyor. Onlar da ruhsat verilirken oralara kırmızı işaret koyuyor. Buralara ruhsat verilmiyor. Şimdi ben devletin madenciliğe yasak olmayan bir alanda gittim. Ruhsat aldım. Maden aradım. Madeni keşfettim. Üretime geçeceğim. İşte birileri çıkıyor benim doğam kirlenecek. Şey olacak. O zaman yatırımcı neye güvenecek? Devlet. Çünkü madenler devletin. Bunu çözmemiz gerekiyor. Madenciliğin partiler üstü ele alınması gerekiyor. Hem yatırımcıyı hem devleti hem yöre halkını güvence altına alacak bir sistemi partiler üstü olarak inşa etmemiz gerekiyor. Yoksa yürümez. Bu karmaşayla devam etmez. Türkiye kendi yeraltı kaynaklığını arayamaz. Kullanamaz. Kullanamaz. Dışarıdan satın almaya mahkum kalır. Çok özür dilerim. Zeliha'cığım sizin müsaadenizle buradaki notlardan ben öyle gördüm. O kadar da hoşuma gitti ki ben çok hayvan severim gerçekten hayvanlara çok değer veriyorum. Kedi kumunu görünce dayanamadım. Yani kedi kumu çıkıyormuş bayağı bizde değil mi? Dünyada en çok perlit. Perlit. Türkiye çok önemli perlit içerisinde bu ne yapar? Üretim. Çocuk bez şeylerde o altlarına bağladığımız şeylerde onlar kullanılır. Çünkü niye? İçine çeker dışarı vermez. Çocuk bezinde de var yani. Tabii. Alüminyum silikat bazlıdır. Dışarıya vermez. Benim aklıma çocuk bezi gelmişti az önce. Maden olmayan bir şeydi. Var mı? Makyaj, makyaj geldi de uzun hikaye onlar. Şimdi hızlı hızlı gidelim. 10 dakika varmış. Şimdi yenilebilir enerji üretimi için hangi madenler? Şu hızlı hızlı bakalım. Şimdi bakın. Rüzgarda. Şimdi Türkiye artık ne oluyor? Bütün dünyadaki gibi yenilebilir enerji üretimine ağırlık vermemiz gerekiyor. Şimdi orada da madensiz olmuyor ki. Yok, orada şimdi düşün bu burada alüminyum olmazsa, bakır olmazsa, çelik olmazsa, kobalt olmazsa, molibden olmazsa, karbon olmazsa, iridyum olmazsa yeterli bunları mi? Yapamayız. Yeterli mi rüzgar enerjisi için? Maalesef bu değil. Alanlarda açığımız var. Bakın Türkiye baktığımızda çok ciddi anlamda dışarı para ediyoruz. Maden konusunda. Evet. Şimdi İtalya. Petrole biz 30 milyar dolar ödüyoruz. Doğalgaza 13 milyar dolar geçtik. Altına geçen sene 25 milyar dolar ödüyoruz. 43-20. Şimdi kömüre 4-5 milyar dolar ödüyoruz. Bakıra 3 milyar dolar ödüyoruz. Alüminyuma 3,5 milyar dolar ödüyoruz. 76-80 milyar. Peki ya kendi kaynaklarımız varken yerin altında ambarımızda hazineler dururken niye dışarıdan bunca dövizi o ülkelere kaptıralım?
devam edelim. Tarım olmazsa tabii ki ne olacağını yani, biliyoruz. Ama evet, madencilik olmazsa... Fabrikalar ne kullanır? Yok, bizim çıkardığımız madenleri. Tabii. Yani şimdi eğer fabrikada kullanacağı ham madde, metal, aramal olmazsa fabrika neyi şey yapar? Aç kalır fabrikalar. Fabrikalar aç kalması demek. Bizim aç kalmamız. Ne buzdolabı üretebilir, ne televizyon üretebilir, ne telefon üretir. Hiçbir şey üretemez. Şimdi Türkiye bunların dışarıdan satın alıyor. Biraz önce milyar dolardan bahsettim. 80 milyar dolar hesapladım. Çok ciddi bir para. Şimdi geçici görüntü kirliliği mi yoksa uzun sağlıklı yaşam mı? İyi proje demişsiniz. Bir de bunun kötüsü var. Şimdi bakın burada asfalt yollar yapıyoruz. Evet. Şimdi toz, asfalt olmazsa toz sağlığımız için yapar. Mutlaka bu taş ocaklarını iyi yönetip bunları bu şekilde kullanmamız gerekiyor. Ve... Ama bir de kötü projeler var. Bundan sonraki slide'da onu göreceğiz. Şimdi biliyorsunuz devletin altyapı projeleri var. İşte yoldur, köprüdür, barajdır. Müteahhitlere diyor ki sen şuradan malzeme alabilirsin. Bu müteahhitlerin de çoğunluğu madencilik bilim ve tekniğine uygun olmayan şekilde oradan malzeme çıkarıyor. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Bakın böyle bir uygulama olmaması lazım. Hiçbir şekilde izin verilmemesi lazım. Bütün bunların faturası da madencilere çıkıyor. Evet işte. Olmaz. 5000 tane böyle devletin altyapı malzeme projeleri için sağdan soldan bakın hemen yolun kenarından almış. Hem de gelişi güzel. Hiçbir madencilik ve tekniği uygulanmadan. Bu kötü projeleri artık dur demek. Rehabilitasyonu olmazsa hiçbir projeye. Şimdi bakın Kanada'ya falan gittiğimizde en önemli şey şu. Gelişmiş ülkeler diyor ki senin bu madeni çıkaracaksın. Tamam. Daha sonra nasıl terk edeceksin? Nasıl rehabilit edeceksin? En önemli olay bu. Eğer ben teslim aldığım sahayı maden bittikten sonra ondan daha güzel veya doğaya uyumlu hale getiremiyorsam o projeye izin verilmemesi lazım. Yani attan düşmeyi öğrenmemiz lazım bilmek yani, için. Yani. Biraz ona benziyor. Aynen. Önce düşmeyi öğrenmemiz gerekiyor da bilmek için ya da motosiklete. Evet. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Evet. Bunlar kayaçların içerisinde mineraller. Bu mineralleri biz bu kayaçlardan ayrıştırıyoruz. Ondan sonra da tekrar bu mineral dediğimiz bakın bakır minerali, bakır, demir, kükürt bir arada. Bunları tekrar birbirinden ayrıştırıyoruz ki öyle kolay şeyler değil. Değil tabii kesin. Bir de siz az önce ne demiştiniz oraya geliyoruz. Diğer slayta geçelim. Çünkü siz dediniz ya cerrah, onu da söyleyin isterseniz. Şimdi bakın yer kabuğunun derinliklerini araştırma görevi yer bilimcilerindendir. Yani yer bilimciler biz doktor ne yapar? Bir hastalığı teşhis etmek için kan alır değil mi? Evet. Ya iğneyle enjekte şey olur şırıngayla kan alır analiz yapar. Biz de bu madenciler bu kan. Aynen bu aslında kan gibi. Biz de yer kabuğunun derinlikteki kayaçlardan böyle karot sondajı alırız. Bunu analize göndeririz. Yerin altındaki kayalarda ne kadar bakır var, ne kadar altın var, ne kadar kurşun var onu öğrenmeye çalışırız. Başka şansımız yok. Bulduktan sonra da ne olacak? Yer kabuğunu yani kazma görevi hani maden mühendisliğinin iştir. Biz yer kabuğunun cerrahlarıyız i̇şte ama onu diyorum, cerrah. İyi cerrahlar vardır, kötü cerrahlar vardır. Ha, devlet diyecek işte. Ki kötü cerrahlığı yaptırmayacak. Çalıştırmayacak o onu. O kadar. Evet. Diğerine geçelim hemen. Şimdi dışarıdan aldıklarımız... Bakın o sondaj son tarafta. Ha. Sondaj yapılan yer biz beton içerisinde almamış olsak bir hafta sonra gidin orada izni bile bulamazsınız. Hani kan, nasıl kan aldın 5 dakika sonra kapanır ya. Bizim de sondaj yapıp yerin altındaki kayalardan numune aldığınız yeri o deliği betonla kaplamasak bir hafta sonra gidin yerini bulamazsınız. Tabii canım orada yani, toprak gereğini yapar. Evet. Şimdi, işte hadise bu. Türkiye bakın ne yapıyor? Dışarıdan petrol alıyor, doğalgaz alıyor, kömür alıyor, metal olarak bakır alıyor, kurşun alıyor, çinko alıyor, demir alıyor, çelik alıyor, alüminyum alıyor, nikel alıyor, krom alıyor, altın alıyor, gümüş alıyor, gübre ham maddeleri alıyor, alıyor. Bor satıyoruz ama daha yeterli değil. Sattıklarımıza bakıyoruz. Bakın bu aldıklarımız. Tamam. Aldıklarımızın yükte ağır olan. Hafif pahada ağır olanlar. Onlar bunlar. Öbür tarafı ise genellikle yükte ağır ama pahada az değerli olan. Türkiye ne yapması gerekiyor? Tamam hepsi kıymetlidir. Hepsi önemli. Ama enerji ve metal madenciliğinde mutlaka bizim hamle yapmamız gerekiyor. Devam edelim şimdi. Neredeyiz biz? Türkiye'nin maden üretimindeyiz. Ona bir bakalım.
680 milyon ton. Yıllık mı bu? Şimdi bu yıllık. Bu aslında pandemi nedeniyle 2019'da biliyorsun biraz şey oldu. Normalde bu 750-800 milyon tondur. Yani olması normal gereken? Şimdi şöyle. Türkiye eğer Avrupa'daki gelişmiş ülkeler seviyesinde bir yaşam, bir sanayileşme hamlesi gerçekleştirecekse bugünkü tükettiğimizin 2-3 katı daha fazla maden tüketmemiz lazım. Üretmemiz lazım. Aynen. Şimdi devam edelim burada. Açık Ocak Maden İşletmesi var başta. Bir kötü örneğe bakalım. Bir de iyi örneğe. Bakın bu kötü bir örnek. Doğaya gelişi güzel müdahale edilmemesi gerekir. Yani bu tür olayların artık hiçbir şekilde olmaması lazım. Çünkü çevre bizim ortak geleceğimiz. Kimse çevreye gelişi güzel müdahale edememeli. İşte biz deniz salyalarıyla uğraşıyoruz bu ara farkındaysanız Marmara'da. Diğer bakın, iyi örneğe bakalım bir bakın, de. İşte demek ki Türkiye'de ne sorunu yaşıyoruz? Sanki bütün madenler kötü örnekmiş gibi sürekli onlar medyada çıkıyor. Çünkü Türkiye'de bakın 1000 tane haber yapılsa 999'u madencilik aleyhtarı. Kötü haber Türkiye yayılır hocam. İyi haberler, iyi projeler hiç şey olmuyor. Yani, sonunda madencilik sektörü itibarsızlaşmaya gidiyor. Bunu önüne geçmemiz lazım. Tam tersine kötü örneklerin yanında iyi örnekleri de göstermemiz lazım. Evet, Türkiye artık iyi örneklerle yoluna devam etmek zorunda. Mecbur. Şimdi diğer sektörlerden farkına da bir bakalım hızlı bir şekilde. Sonra önemli diğer noktalara da geleceğiz. Diğer slayta geçelim. Şimdi tabii madenciliğin diğer sektörlerden farkı yani bir buzdolabı fabrikasını istediğiniz yerde kur ama madenin bulunduğu yerde. Madeni bir santim yerini değiştirme şansım yok. Yapay olarak peki, maden oluşturamıyor muyuz? Hayır, yapay olarak suni bir maden oluşturamaz. Milyonlarca senede oluşuyor. Dolayısıyla hani ağacı tekrar yetiştirebilirsin. Hayvanı tekrar ama madeni de yetiştiremezsin. Milyonlarca sene lazım. Bir de madencilik geçici bir faaliyet. Maden çıkarılır. Dediğim gibi orası tekrar rehabilit edilir. Eskisinden daha güzel hale getirir. Örneğin Bergama'da altın madeni şu an gidin görün. Eskisinden daha güzel. Rehabilit edildi. Onun için eski haliyle görmüştük mesela daha, şu an. Eski halinden daha güzel. Daha güzel. Olay bu. İşte doğru örnekler lazım. Aynen. Şimdi binde biri maden çıkarmak için %30 tarım için kullanılıyor. Şimdi Türkiye Türkiye'de baktığımızda rakamlar çok net bir şey. Türkiye'nin yüz ölçümünün %30'u tarım alanı olarak kullanılıyor. Peki maden binde biri. Binde birinden, yüz ölçümümüzün binde birinden sanayimizin maden ham madde ihtiyacını karşılıyoruz. Binde biri. Şimdi her yerde işte maden varmış gibi her yer tağlan. Bu doğru değil. Rakamlar bu devletin rakamları. Bu neden? Şöyle bir algı yapılıyor. Maden arama ruhsatı, maden işletme ruhsatı, ihalelik sahalar konuyor rakamlar. Ondan sonra bu kadar işte alan madencide kapalı. Bu doğru değil. Maden arama ruhsatıyla maden çıkarılmaz. Maden işletme ruhsatıyla da maden çıkarılmaz. Maden arama ruhsatlarıyla da çıkarılmaz. Maden işletme izni almadan kazmayı vuramayız. Maden işletme izni alıp yani orayı bilfil kazıp maden çıkardığımız alanların toplamı 852 kilometre kare. Yani ülke yüz ölçümünün binde biri. Ha bir de aramaları da biz varmış. Yani şey sanki maden arama ruhsatı alınca oradan maden çıkıyor. Yok öyle. Örneğin altın için 350 tane arama ruhsatından bir tanesi. Şey diğer mi? Bakır vesaire için 100 tane ruhsattan bir tanesi madene dönüşü. Şimdi ben kan örneği aldım ya şu gösterdiğim gibi. Bıraktım gittim. Şimdi geçici bir faaliyet. Şimdi onları sanki orada maden çıkarılacakmış, kazılacakmış maden diye. Maden aramayla maden çıkarma olmaz. Farklı. Bak, maden işletme ruhsatıyla işte da bak, maden çıkarılmaz. Ben bilmiyordum mesela bunu. Hani yani maden ama insanları... Değil mi? Arama de, deyince evet, direkt evet, bizim aklımızda da Allah'a... Hemen başladılar, işlemler yapıldı. Kazma oldu. Evet. İşte anlatmanız lazım hocam. Aynen. Anlatmış öğreniyoruz. Hızlı hızlı geçelim. Orman alanlarımızın ne kadarı maden? Ama kullanılmıyor diye biliyorum ben ormanlar. Şimdi şöyle orman, şimdi Türkiye'nin bak kullanılmıyor. Orman alanlarında şöyle, muhafaza ormanlarında bakın, özel yeni ağaçlandırma şeylerinde, efendim mesela milli parklarda, gen koruma alanlarında madencilik yaptırılmaz. Yok ya. Yani. Öbür hani şey olan, bunların dışında olan yerlerde, üzerinde ağaç olmazsa bile orman sayılan alanlar vardır. Toplam tüm maden binde 2.9'u. Yani sanki bütün... Bakın burada bir şey söylemem lazım. Zeliha Hanım, bütün Türkiye'nin bu noktaya işaret ediyorum.
Orman Genel Müdürlüğü geçen sene, her sene kesilir ama menajman planlarıyla gençleştirme denir. 28,5 milyon metreküp ormanlardan ağaç kesti. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü ormanları katletti mi? Hayır. Bütün dünyada odun amaçlı ağaçlar kesilir, gençleştirilir. Kesilmezse o zamanla yaşlanır, işte hastalıklanır, rüzgarlar donlan, işte karlan devrilir, hiçbir işe yaramaz. Yani şimdi Orman Genel Müdürlüğü, ormanların ayakta tutan kurum, sahibi, her sene kesilir bu. Geçen sene kestiği ağaç miktarı 28,5 milyon metreküp. Yani ormanda ağaç kesilince orman yok olmaz. Kesilen ağacın yerine yenisi yetiştirilir ve nitekim Türkiye orman alanlarını yıllar itibariyle hep arttıran bir ülke. Bizim Marmara'dan ta Hatay'a kadar her taraf yazlık dolu. Zeytinlikleri, ormanların içerisinde yazlık yapıyoruz, evleri oluşturuyoruz. Buralarda bir ay kalırız, iki ay kalırız, hiçbir şey üretmez. Halbuki buralarda madencilik faaliyetleri yasaktır. Zeytin alanlarına 3 kilometre mesafede madencilik veya diğer herhangi bir sanayi yaptırımı yaptırılmaz. Ama her nedense yazlık yapılır. Evet. Bu bir çelişki değil mi yani? Zaten çok kötü gözüküyor. Yani bütün zeytin alanları, efendime söyleyeyim, orman alanlarına bakıyorsun. Yazık. Bütün Marmara, Ege, Antalya, ta Hatay'a kadar yazlık dolu. Eşkençiyiz zaten hocam biz. Bu bir çelişki değil mi? Eşkençiyiz ondan da. Biz de mutlu yani tabii. Şöyle şeylerden yani. Mutlu değiliz yani. Yani. Neyse. Şimdi gelelim örneklere, hızlı hızlı geçelim. İyi kötü örnekleri hızlı hızlı arka arkaya verelim değil mi? Tabii tabii. Yani. Şimdi burası Kanada. Bu Kanada'da bakın orman içerisinde bir kömür madeni. Hı-hı. Öyle değil mi? Ne olacak? Burası kömür çıkarılacak. Daha sonra rehabilit edecek. Eski haline dönecek. Finlandiya'ya bakalım. Diğer örnekleri de çünkü hızlı hızlı geçeceğiz. Bakın burada Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kurşun madeni. Yine orman içerisinde. Ne olacak? Bu faaliyet bitince burası yine eski haline döndürülecek. Bergama'ya geçelim. Bergama. Bakın burası Bergama altın madeni. Bakın. Tamam. Şimdi bu ne oldu? Maden bitti. Rehabilit edildi. Bakın eskisinden daha güzel. Zeytin ağacı mı onlar? Evet. Zeytin ağaçları değil mi? Zeytin ağaçları da var. Çam ağaçları da var. İşte eski halini görmüştüm yani. Ben. Hakikaten böyle kuraktı. Yani. Devam edelim diğer örneklere. Burası neresi? Kömür madeni sahası. Bu yine bir kömür madeni. Manisa'da. Hı-hı. Manisa'da. Bakın eski hali yeni haline bakın. Çünkü oradan kömürü çıkarılmış. Yani bakır olsun, kömür olsun. Bütün madenler aynı. Yer kabuğu kazılır. Maden çıkarılır, tekrar orası rehabilit edilerek eski haline veya eskisinden daha güzel hale getirilebilir. Eskişehir'e bakalım. Burası bor madeni. Eskişehir'de bor madeni. Bor madenimiz de aynı şekilde. Ne oluyor? Yer kabuğunu kazıyoruz. Bor madenini oradan çıkarıyoruz. Daha sonra rehabilit ediyoruz. Bakın yurt dışında da aynı. Amerika'da bir kömür madeni bitmiş. Rehabilit tekrar edeyim. Doğaya kazandırılmış. En son olay bu. Michigan'a geçelim. Demir madenine. Amerika Michigan varsa. Son slide. Evet, burada da bir demir madeni mesela. Ne olmuş? Demir çıkarılmış, hı-hı, ekonomiye kazandırılmış, tekrar doğaya kazandırılmış. Yani fotoğrafın bir kısmına bakarak bunu kötü deriz. Ama yan yana koyduğumuz zaman evet, bugün için böyle ama maden bitince, rehabilite edilince eskisi gibi olacak veya daha güzel olacak. Bu olayı bizim güzel örnekleri medyamızın hep kötü, bakın yok, hep biz... sürekli maden aleyhtarı programlar yapmıyoruz hocam öyle. Vallahi. Siz çıkacaksınız. İyi program. Siz çıkacaksınız, anlatacaksınız yani. Hocam böyle güzel bize. İnsanlar da anlayacak. Yani çünkü bu dünyaya biz insanlar maalesef kötü davranıyoruz. Madencilikle şimdi alakası yok. Bir şey yok daha bunun. Söyleyeyim. Son sözü olur. Son söz. Hı. Bakın madenciler yerin altındaki kömürü, petrolü, doğalgazı, uranyumu keşfedip bulunduğu yerden çıkarmasaydı dünyada tek bir yeşil ağaç kalır mıydı? Kalmazdı. Neden? İnsanlar kalmaz ve fabrikalar bak, insanlar ve fabrikalar ısınma ve enerji ihtiyacını karşılamak için en yakındaki ormana gider, o ağaçları keserler. Ha, anladım. Ne oldu? Onlar olmazsa... Biz yerin altındaki kömürü keşfettik, çıkardık. Çıkardığımız kadar orman yakılmaktan kurtuldu. Öyle değil mi? Aynı şekilde doğalgazı keşfettik, çıkardık. Ne oldu? O yönden o zaman madencileri ormanları katleden gibi algı tamamen yanlış bir algıdır. Evet, anlatın işte hocam.
Yani, onun için bu yayınları yapıyoruz. Çünkü biz o petrolü, doğalgazı, değil mi? Siz hep ekranlara çıkarmasaydı, onu anlatacaksınız. O kadar ağaç kesilirdi. İyi işleri göstereceksiniz. Yani, kötü iş yapanları barındırmayacaksınız. Evet. Bakın. Son cümle. İnsanların havasını, suyunu, toprağını kirletmeden bu faaliyet yapılabiliyorsa yapılacak. Yapılamıyorsa hayır. Süper. İşte, tamam. Şimdi hediyelerimizi verelim bunu isterseniz Ece Hanım. Evet. Sadettin Altan benim hocam. Aynı zamanda da Meta'dan yöneticim. Çok değerli bir üstadımız. Şimdi Türkiye Madenciliği'nin belgeselidir. Bunu çok kütüphanenize. Çok teşekkürler. Aynı şekilde bir madenci heykeli. Bu fener bize yer altında aydınlatır. Eskiden şimdi ben ne kadar zormuş. Düşünün yani hiç yer altında kömüre girdiniz mi bilmiyorum. Köşe yazısı. Yer altında şöyle 100 metre. Ben 700 metre yerin altında kömür çıkarmış bir insan. 700 metre yerin altında. Kadın madenci olmuyor mu? Var. Var tabii. Sivas'ta bir tane varmış. Bilgilerden şimdi gördüm. Yani bizde maden mühendisliği bölümlerinde, jeolojide, jeofizikte yer bilimciler. Yer altına giren mesela değil mi? Kadın madenci. Erkek şey yapılır ya düşünür. Güzel bir kadın madenci. Yani, işte. Çok da aynen, güzel. Yani bakın maşallah, biz yer altına girdiğimiz zaman kömürde özellikle kömür bembeyaz gireriz, simsiyah çıkarız. Evet. Ama o kömür tozu bizim yani bu insanlığın gelişmesi ihtiyacı için yerin altındaki madeni çıkarıyoruz. Bize biraz saygı duyulması lazım. Saygı duyuyoruz hocam. Kötülere saygı duymuyoruz. Bu da değil mi? Evet. Bu da hocam benim yazdığım Yaşam İçin Maden kitabını. Hakikaten size harika bir kitap. Ve o kadar güzel içinde maden kitabı. Hani hiç ilgilenmiyorum diyenin bile ilgilenmemesi yok, mümkün değil. Çok güzel değil. Yazılmış. Yani. Bir de sevgili Ömer Alaç'ın anısına evet, tabii. Ömer Alaç İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurucusu. Biliyorsunuz Afrika'da bir sivrisineğin kurbanı oldu. Maalesef. Genç yaşta çok başarılı. Hayatını kaybetti. Evet. Allah'tan rahmet diyelim. Yad etmiş olalım. Efendim o zaman size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Devamını bekliyorum o projelerinizin. Amin inşallah. Böyle çok seyredeceğim de o film bir çıksın. Sonunu merak ettim. Mutlaka görmeniz lazım. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Yayında yapımda emeği geçen herkese. Çok güzel bir program. Ben de bir sürü bilgi sahibi oldum hocamın sayesinde. Sizlerin sayesinde İnci Karaman. Yani madeni götürmemiz lazım. Bakın madeni tozunu yutmadan madenciliğin ne olduğu anlaşılmaz. Görüşmek üzere. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yaşam ve Madeni sundu.